Nasılsınız? Teşekkürler. Yaz sezonu yaklaştı. Tekrardan bir mekan açmayı düşünüyor musunuz? Yok, bu sene mekan açmıyorum. Yok. Nedeni var mı peki? O geçen seneki olaylardan dolayı mı? Yok. Bir o olaylardan dolayı, bir de biraz dinlenmek istiyorum. O şekilde. Belçika, İstanbul trafiği devam ediyor. Belçika, İstanbul, Dubai, Hong Kong, işlerimin yoğunluğuna göre geziyorum. İş seyahatim var. Nasıl gidiyor işleriniz efendim? Devam ediyor musunuz hala? Başka kimleri giydirirsiniz? Ben başka bir sanatçıyla çalışmıyorum biliyorsunuz. Hadiseyle profesyonel ilişkim bitti. Başka işlerle devam. Başka ticaretlere yöneliyoruz. Hadise Hanım da ailesiyle bir barıştı. Hatta haberler çıktı Belçika'da annenize ev aldığına dair. Siz konuşuyor musunuz Hadise Hanım'la? Bir her şey yolunda. Küslük yok. Ondan sonra biz kardeşiz. İş anlamında aramız bittiyse de kardeş olarak bitti. Biz yollarımızı ayırdık. Kötü bir enerji yok. Herkesin yoğunluğu kendisine şu an aslında. Doğum gününü kutlamıştı Belçika'da ailenizle beraber. Siz orada evet. Mıydınız? Ben orada değildim çünkü benim iş seyahatim vardı. Onun için orada olamadım. Çünkü hep Derya Hanım'la bir de annenizle hep fotoğraflar da paylaşılıyor. Biz sizle şey olmayınca acaba sadece sizle mi? Ya ben açıkçası aktif olmayı tercih etmiyorum şu an. Yani 7-24 berabersin. Biraz da bir ara verip de kendi düzenimizi sokmak da bence önemliydi. Mesela Derya da şu an kendi yönünü çözmeye çalışıyor. Ben de aynı şekilde. Hase diye bir kardeşim var benim. Türkiye'nin popstarı ve ona da sahiplenmek lazım. Hiçbir şekilde onun imajı önüne geçecek, hiçbir şekilde bir şey yüklemek istemem, yapmak da istemem. Peki şu anki tarzını nasıl buluyorsun zaten kıyafet seçimlerini? Beğeniyor musunuz? Ya ben Hadise'nin her zaman başarılı olmasını istiyorum. Beni her zaman arar, sorar. Nasıl? Beğendim mi? Nasıl? Bir şeyi danışır. Ama şu an şöyle moddayım ben. Sen kendin yapmalısın bu işi. Sen kendin ekip kurdun. Yönetiyorsun. Güzel. Bol şanslar diliyorum. Peki annenizin de bir sıkıntıları olmuştu. Hatta bir intihar mektubu haberleri çıkmıştı. Son durumu nedir? Sağlık durumu nasıl? Annem Allah'a şükür çok iyi. Annem bana enerji veriyor. O kadar yani. Onun için annem olmasa ne yapardık bilmiyoruz. Annem bizim enerji kaynağımız. Teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.